Batı Karadeniz bölgesinin tek TürkSat uydu kanalı BRTV'den mutlu akşamlar ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın AK Parti Gümüşhane İl Danışma Toplantısına telefonla bağlanarak partililere hitap etti. Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı. Sayın Cumhurbaşkanım, altın kalpli insanların şehri Gümüşhane'den saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. İl Danışma Toplantısında beraberiz. Sizin sesinizi duymayı arzu ediyor buradaki yol arkadaşlarımız. Sizleri İstanbul'dan en kalbi huzurlarda da selamlıyorum. Önümüz tutku olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Gerek ana kademe, gerek kadın kollarımız, gerek gençlik kollarımız olarak danışma meclisi toplantılarımızın önemini, ehemmiyetini zaten sizler de çok çok iyi biliyorsunuz. Şu anda yaklaşık 1,5 yılın kaldığı seçimler öncesinde bu yapılan danışma meclisi toplantılarımızın ne kadar önemli olduğu malumunuz. Hele hele Gümüşhane'miz için bu çok çok farklılık arz ediyor. Ve şimdi de inşallah Gümüşhane Bayburt Hava Limanı'nın yapılışıyla birlikte Gümüşhane Bayburt Gümüşhane'mizi her zaman olduğu gibi çok çok farklı, müstesna bir şekilde inşallah 2023'ü hazırlayın. 2023'te Cumhur İttifakı olarak Gümüşhane'den dinle çıkmaya kararlı mıyız? Bu malum takımada gereken dersi vermeye hazır mıyız? İnşallah kapı kapı dolaşmak suretiyle 2023'te ben inanıyorum ki Gümüşhane ve Bayburt gayet başarılı bir netice almak suretiyle inşallah her zaman olduğu gibi Gümüşhane'nin sesi, Bayburt'un sesi çok daha farklı, çok daha güçlü çıkacaktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, kara kış fonunu hemen kur, vatandaşlarımıza kış aylarında destek ver dedi. Kara kış fonunu hemen kur, vatandaşlarımıza kış aylarında destek ver. Halkımızın mutfağındaki yangını hafifletmek için şu sayacaklarımın derhal uygulanmasını talep ediyorum. Sayacağım 6 maddenin derhal uygulanmasını talep ediyorum. 1. Ziraat Bankası kuruluş amacına uygun olarak hareket ederek çiftçiye derhal 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli. 2. Çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli ve geliri oranı da yeniden yapılandırılmalı. Çiftçinin kullandığı elektrikte KDV, TRT payı gibi ek kalemler tümüyle kaldırılmalı. 3. Bankalarda ve tarım kredi kooperatiflerinde takibe düşmüş çiftçilerimizin borçlarına gelen faizler derhal silinmeli. Kredilerin geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli. 4. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan KDV önümüzdeki 6 ay boyunca kaldırılmalı. Ayrıca en son açıklanan tarımsal girdi destekleri en az 2 katına çıkarılmalı. 5. Bu esnada tüketiciye nefes aldırabilmek için gıda ürünlerinin çoğunda uygulanan %8'lik KDV önümüzdeki 6 ay boyunca sıfırlanmalı. 6.
Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin pek çoğu kooperatiflerle işbirliği yaparak ucuz ve kaliteli gıdaya erişim sağlayan imkanlar sunuyor. Karakış'ta bunu hızlıca yaygınlaştıracağız. Hangi partili olursa olsun tüm belediyelerde de bu uygulama hayata geçirilmeli. Saraydan derhal bu talimatları vermesini istiyorum. Açıkça söylüyorum. Bu milleti kaderine terk etme ve bu adımları at. Marketlerden de bir talebim var. Birazdan sayacağım 10 temel gıda ürününe kış boyunca oluşacak enflasyon zamlarını yansıtmayın. Mecbur kalırsanız da enflasyonun altında yansıtın. Evet, açıkça sizlerden yani marketlerden talebim bazı ürünlerde zarar etmeyi göze alın. Ama şunu kesin bir şekilde taahhüt ediyorum. İktidara geldiğimizde bu zararlarınızı kesinlikle tazmin edeceğiz. Zamdan muaf tutmanızı istediğim 10 hayatta kalma ürününü şöyle ifade ediyorum. Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebze. Bu ürünlere zam yapmayın. Az önce söylediğim gibi iktidara gelir gelmez bu süreçte oluşan tüm zararlarınızı kesinlikle hızla telafi edeceğiz. Bu ülkenin makus talihini kırmaya bizim irademiz var. Bunu da herkes böyle bilsin. Özellikle saraydaki. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de 29 Ekim meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Akşener, Türkiye'yi uçuracak dedikleri ucube sistem doları, enflasyonu, işsizliği uçurdu dedi. Milletin malını 3-5 müteahhidin kasasına akıtanlara ayna tutmak için buradayım. Senin evladın işsizken geline, damada, kayınçoya beşer maaş bağlayanları utandırmak için buradayım. Tek bir sorunumuz var. O da nedir biliyor musunuz? Bu ucube sistem ve beceriksizliğin kitabını yazan AK Parti iktidarıdır. Şimdi size sormak istiyorum. Bundan 3 yıl öncesine göre daha mı zenginsiniz? EYT'li kardeşlerim, 3 yıl öncesine göre daha mı umutlusunuz? Memur kardeşlerim, 3 yıl önce verdikleri sözü tuttular mı? Hakkınız olan 3600 ek göstergeyi verdiler mi? Ev kadını kardeşlerim, domatesi, biberi, patlıcanı, yağı, unu, şekeri 3 yıl öncesine göre daha ucuza mı alıyorsunuz? Bu sesi, bu sesleri duyacaksın Sayın Erdoğan. Bu sesi duyacaksın. Mutlaka duyacaksın. Duymadığın zaman da gideceksin. Ya saraydaki sefana ara verip gerçeklerle yüzleşeceksin. Ya da sandık geldiğinde milletin okkalı şamarını yiyeceksin. Aynı Sayın Erdoğan'ın bunda 20 yıl önce söylediği gibi. Öyleyse tek bir çözüm var. Seçim, seçim, seçim. Bakın bu arada rahmetli Demirel'in mitinglerinde kadınlar tencere, tava birbirlerine vururlardı. Açız, tencere kaynamıyor diye tarihi tekerrürden ibaret. İşte Sayın Erdoğan'ın devri iktidarında tencereler birbirine vuruyor. İşte son felaket. 2001 yılındaki krizde bile 1.2 lira olan dolar bugün 11 lira. Türkiye'yi uçuracak dedikleri bu ucube sistem 3 yılda doları uçurdu. Enflasyonu uçurdu. İşsizliği uçurdu. 5 müteahhit daha zengin oldu. Ama milletimiz fakirleştikçe fakirleşti. Artık geceleri döviz kurunu takip ederken uykularımız kaçıyor. Sayın Erdoğan kafasına göre deney yapıyor ama yine olan milletimize oluyor. Nitekim bugün paramızın pul olmasının sebebi de
mutfaktaki yangının sebebi de, işsizlikteki olağanüstü artışın sebebi de, her geçen gün borçlanmamızın sebebi de Sayın Erdoğan'ın bu evlere şenlik tercihleridir. Sayın Erdoğan her konuşmasında piyasaya güven yerine şüphe vererek Türk lirasının ortalama 25 kuruş değer kaybetmesini tercih ediyor. Neden acaba? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Karabük'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. AK Parti Genel Merkez Arge ve Eğitim Başkanlığı'nca Karabük Kültür Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'na katılmak için kente gelen Yanık, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Partili Başkanı İsmail Altınöz ve partililer tarafından karşılandı. Basına kapalı programın ardından Karabük Valiliğini ziyaret eden Yanık, girişte öğrenciler tarafından balonlarla karşılandı. Yanık daha sonra öğrencilerle balonları uçurdu. Onlara çeşitli hediyeler verdi. İl komitelerinin bizim görüşümüz. Nerede arkadaşlar? Halk oyunları gösterisini izleyen Yanık, valiliğe geçerek şeref defterini imzaladı. Vali Fuat Gürel'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tekerlekli sandalye basketbol 1. liginde mücadele eden Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, tekerlekli sandalye basketbol takımının antrenmanını izlemek üzere Merkez Spor Salonu'na gelen Yanık, burada oyuncular ve yöneticilerle görüştü. Takımın oyuncularından Ebru Çam, Bakan Yanık'a forma hediye etti. MHP Karabük İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Yanık, İl Başkanı Adem Kar'la görüşme yaptı. Bakan Yanık'a Vali Gürel, Ünal ve Güneş'le İl Emniyet Müdürü Sırrıtu, Altınöz ve partililer eşlik etti. Sayın Bakan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, MHP İl Başkanı ziyaretinin ardından Yücel Huzurevi'ne geçerek ziyarette bulundu. Bakan Yanık daha sonra gün içerisinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadığınız için. Karabük ziyaretimiz hem AK Parti İl Teşkilatı'nda hem kendi bakanlığımızın çalışmalarını yerinde görmek açısından düzenlediğimiz bir çalışma oldu. Öncelikle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Bugün sabah il komitelerimizin bildirge sonuçlarını dinledik. Oradan buraya geldik ve burada da yine çok hoş bir sürpriz çocuklarımız yapmışlardı, karşıladılar bizi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü bir kez daha sizin vesilenizle de kutlamak istiyorum. Huzurevi ziyaretimiz, içinde bulunduğumuz huzurevi gayet keyifli, güzel bir çalışma oldu. Bugün yine Karabük'te inşallah birazdan şehit öğretmenimiz hepimizin sevgiyle hatırladığı ve hiç unutmayacağı Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret edeceğiz. Karabük ziyaretimizi ondan sonra sonlandırıp Ankara'ya döneceğiz. Ben tekrar burada bu hizmetleri üreten bütün arkadaşlarımıza, bakanlığımız personellerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karabük son derece uyumlu, bütün mülki erkanıyla Sayın Valimizin şahsında, yereldeki vekillerimizin, belediyenin uyumuyla çalışmalarını sürdüren bir il. Turizm potansiyeli anlamında oldukça önemli bir ilimiz. Tarihsel birikimi oldukça büyük olan bir ilimiz. İnşallah Türkiye'mizin her tarafına olduğu gibi Karabük'e de bundan sonraki süreçte
hizmetlerimizi sürdürmeye, kalkındırmaya, eksiklerini tamamlamaya, yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ben tekrar hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olunuz. AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Meclis Genel Kurul çalışmaları ve 12 Kasım'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısıyla ilgili konuştu. Güneş, meclisin yeni yasama dönemine hızlı başladığını ve vatandaşların mağduriyet yaşadığı sorunları çözdüğünü vurguladı. Bildiğiniz üzere demokrasi ve özgürlükler adası 12 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk dünyasını liderlerini bir arada buluşturdu. Bu buluşma son yıllarda Türk devletlerinin birlik olma ve birlikte hareket etme arzularını ısrarlı biçimde vurgulamaktadır. Başlangıçta Türk dili konuşan ülkeler birliği adı altında şekillenen topluluk bugün Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşmüştür. Ortak birlikteliğimizin en anlamlı yönü dil birlikteliğimizdir. Büyük mütefekkir İsmail Gaspıralı'nın 100 yıl önce ifade ettiği dilde, fikirde ve işte birlik mefkuresi adeta sıralamasıyla bugün vücut bulmuştur. Ana dilimiz devletlerimizi bir araya getirmiştir. Sonrasında fikirlerimiz birleşmiş, harmanlanmış, iş dünyasına, ekonomik birlikteliğe evrilmiştir. Dünyanın yeni bir döneme geçiş yaptığı bu günlerde ekonomik işlevsellik Asya kıtasına doğru meyletmiştir. Dünya ekonomisinin güçlü bölgesi Avrupa ve yükselen Asya bugün birbirine daha çok ihtiyaç duymaktadır. Asya ve Avrupa arasında köprü olan coğrafyada ise 300 milyonluk nüfusa sahip Türkler bulunmaktadır. Köprü vazifesini de bizim de içinde bulunduğumuz geniş topraklar üstlenecektir. Jeopolitik konumun bu denli önemli olması, Türk devletlerinin bir arada ortak hareket etmesiyle güçlü bir büyümeye işaret etmektedir. Bölgelerinde huzurun, güvenliğin ve istikrarın olduğu Türk devletleri, ticari hayatında canlı olmasına şüphesiz büyük katkı sağlayacaktır. 12 Kasım'da gerçekleşen kurumsal değişim buna işaret etmektedir. Modern dünyaya gün geçtikçe daha iyi adapte olan Türk devletleri potansiyellerini ortaya çıkarmak için fırsat bulmuştur. 1 Eylül 2022 yılına kadar kurulacak olan Türk Yatırım Fonu'na da yeni ekonomik gelişmelere karşı güçlü bir hamledir. Değerli arkadaşlar, Türk milleti olarak tarihte katkılarımız asla yadsınamaz. Türkiye sanayi ve teknoloji altyapısıyla, uluslararası diyalog tecrübesiyle, zengin kültürel geçmişiyle ve potansiyelleriyle birliğin lokomotifi olmaya adaydır. Adım Adım 2023 İlil Anadolu programı kapsamında Zonguldak'a gelen MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı ziyaret etti. Milletvekili Arkaz burada yaptığı konuşmada Zonguldak'ın ekmeğini taştan çıkaranların emekçilerin memleketi olduğunu söyledi. Dünyanın en cömert, en mert, en samimi, en gerçekten sabırlı ve de dostça, dostane insanları hakikaten Türkiye'de yaşıyor. Bunu samimiyetle söylüyorum. Neden? Tarihten beri 1000 yıldır dikkat edin misafir kabul ediyoruz. Farkında mısınız? Doğudan batıdan nereden insanlar gelirse gelsin Türkiye Cumhuriyeti Devleti kucak açmış, Türk milleti kucak açmış, icabında bir ekmeğini paylaşmış. Bu bizim için çok gurur verici olay. Bartın'ın Amasra ilçesinde özel şirket tarafından termik santral için hazırlanan çevre düzeni planı değişikliğinin Danıştay 6. Dairesince iptal edilmesi dolayısıyla kutlama yapıldı.
Amasra Kültür Park'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, kanunlar çerçevesinde haklarını koruduklarını belirterek, "Bundan sonra da mücadelemizi sürdüreceğiz. En zoru başardık. Mücadeleyi sürdürürken hiçbir zaman siyaset yapmadık. Çünkü Bartın hepimizin," dedi. Kanunlar noktasında hakkımızı koruduk saygılar dostlar. Bu Bartın'ın hakkıydı. Bartın'da yaşayanların hakkıydı saygılar dostlar. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da ilçede yapılması planlanan termik santrale karşı verilen mücadelenin zaferli sonuçlandığını dile getirdi. Birçok termik santralle ilgili halk bilgilendirme toplantısı öncesi Bartın Amasra halkı şunu söyledi. Biz termik santralin ne olduğunu bize anlatmaya gelenlerden çok daha iyi biliyoruz. Bilgi de istemiyoruz, santral de istemiyoruz dediler. Ve bu süreçte yine bu toplantımızda da kutlamamızda da zaman zaman ifade edilen 2002, biz 2019'u açıklamıştık, 2002 davacıyla yine ekmeğini turizmden kazanan Amasra esnafının tüm gün kefen kapattığı bir etkinlikle, yağmur altında binlerce insanın yaptığı yürüyüşlerle aslında Türkiye tarihine geçtik. Burada emeği olan herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bartın Platformu Sözcüsü Avukat Berkay Dalsa şunları söyledi. Daha önce birçok dava kazanmıştık. Fakat bu karar bizleri hepsinden çok sevindirdi. Bu karar Bartın İri Amasra ilçesinde Tarlaağzı ve Gönül köylerinin bulunduğu alanın turizm, tarım, balıkçılık, kent ve kültür kimliğine aykırı olarak termik santral yapılamayacağının bir kez daha yargı tarafından onaylandığının kanıtıdır. Bu karar termik santralin Amasra, Bartın coğrafyasından, haritalardan kesin olarak silindiğinin müjdesidir. Bu güzel haberi halkımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Konuşmaların ardından alanda davul zurna eşliğinde halay çekildi. AK Parti Karabükül Başkanı İsmail Altın Özbere TV'de katıldığı canlı yayında araç çayı düzenleme rekreasyon projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu projeyi yatırım programına aldıklarını söyleyen Altınöz, "Hedefimiz bunu ihale aşamasına getirip bu işi zorlamak, inşallah onu da yapmak bizlere nasip olur," dedi. Her yerel seçimde de her belediye başkan adayının popüler projesi genelde araç çayının rekreasyondur. Güzel yapılmış örnekler var. Biz de neden Karabük'ümüzde böyle bir şey olmasın diye ciddi bir emeğimiz, çabamız var. Ama şöyle diyeyim, hem buranın rekreasyon projesi olduğu için devletin şu an önceliği sel ve benzeri olaylarla ilgili tehlike altında olan yerlere önem veriliyor. Onun için bu projede bir süre gelişme kat edemedik. Bunun biraz projedeki ismini de değiştirdik. Hani sadece böyle yeşillendirme, rekreasyon değil, biraz isim değişikliğiyle buranın yatırım programını aldırabilir miyiz diye gayret gösterdik. Hem Mehmet Ali Şahin başkanımızdan bu konuda yardım ve destek istedim. Sonra bir randevu isteyin, ben de gelirim dedi. Ve hem önce DSE Genel Müdürlüğü'ne bir randevu istedik. Gittiğimizde tabii ki bunun maliyeti 85-90 milyon. Bu son şeylerden değil, önceki maliyeti, bir önceki yıla göre maliyetleri, yani büyük su işleri diye geçen ve bakanlığın yetkisinde olan, direkt DSE Genel Müdürlüğü'nün bile yetkisinde değil, öyle büyük bir iş. Ondan dolayı daha sonrasında da baktık DSE Genel Müdürlüğü'nden fazla bir şey olmayacak, bakanımıza randevu istedik. Yine aynı ekip, hem Mehmet Ali Şahin başkanım, hem biz teşkilat olarak, hem vekillerimiz bakanla görüşüp bu konuda biraz zorladığımızda, bundan yaklaşık 10-15 gün önce, 20 gün önce burası araç çayı ile ilgili yatırım programını aldırdık. Yani yatırım programına alınan iş en de sonunda bir şekilde yapılıyor. Biz de bu belki 80-90 milyon gözüküyor şu an ama bunu gerekirse parçalı olarak yaptırıp 2-3 kısım halinde de olsa buraya Karabük'e güzel bir görünüme kazandırmak istiyoruz. Bu konuda
belediyenin de belediyeye de ben teşekkür ediyorum. Onlar da DSİ'ye hani kendi üzerine düşen işlerle ilgili her türlü işi yapma konusunda DSİ Genel Müdür Bölge Müdürlüğü'ne şeyi verdiler. Taahhütleri var. İnşallah bunu da Karabük'ümüze kazandırırız. Karabük'ün bu hayal gerçek olacak diyorsunuz artık. Karabük'ün çehresini değiştirecek proje bu. Bakanı ve genel müdüre dediğim şu. Ya Sayın Bakanım, Sayın Genel Müdürüm, siz büyük belki 150-200 milyonluk o barajlar, hem Aldeğirmen, Ova Haslı'da şey miktarları yüksek. Bunları yapıyoruz ama benim Karabük'ümün 250 bin nüfusun her gün içinden geçtiği Araççay'ı o durumdayken benim için ve halkımız için hiçbir şey ifade etmiyor bunlar. Doğru. Bizim için bu Araççay'ın ıslahı hepsinden önemli. Bana sonuçta siyaset yapıyorum. Memnuniyet artı oy lazım. İnsanlar Karabük'e gelip giden öğrenciler, oradan geçenler Araççay'ı çiçek gibi olsa bana daha fazla memnuniyet, daha fazla oy demektir. Halka hizmet. Yani siyaset yapıyorum aynen halka hizmet artı da sonuçta da bu oya dönüşecek. Oy lazım. Bunu da net bir şekilde bakanlığımıza ilettik. Şimdi yatırım programına alındı. Hedefimiz bunu ihale aşamasına getirip bu işi zorlamak. Adım adım bu işler takip işi. İnşallah onu da yapmak bizlere nasip olur. Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Bolu'yu ziyaret eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Akgün ve Maksut Beykoz basın mensuplarıyla bir araya geldi. Alpagut Bey Mahallesi'nde bir kafeteryada düzenlenen basın toplantısında konuşan Akgün, kadınlara şiddet, atanamayan öğretmenler, ekonomi ve deprem konularında değerlendirmelerde bulundu. Kadını koruyan yasalar maalesef etkili değil. İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girsin. İstanbul Sözleşmesi mutlaka gözden geçirilmeli ve yürürlüğe girmelidir. Maalesef ki ülkemizde bir deprem gerçeği var. 1999 Düzce depreminin üzerinden 22 yıl geçti. Muhalefette olan partiler maalesef ki hala deprem için bir çözüm üretmediler. Türkiye Değişim Partisi iktidarında ilk hedefimiz bununla alakalı Deprem ve Afet Bakanlığı kurmak. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz da Türkiye'de adım atmadıkları, gezmedikleri hiçbir yer kalmadığını belirterek her ilde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorunları üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlattı. 212 sayılı yasayı yeniden ele aldık. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Fahrettin Altun bundan bir ay önce gittim kendilerine bir briefing sundum. Bununla ilgili çalışmalarımız hakkında bizden bilgi istediler. Bilgileri kendilerine sundum. Tahmin ediyorum tüm siyasi partilerle birlikte hareket edeceğiz. 212 sayılı yasayı yeniden hayata geçireceğiz. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospuyuk, pazar günü yapılacak 14. Hamsi Festivali hazırlıklarını sahada denetledi. Halkı bir kez daha festivale katılmaya davet eden Başkan Pospuyuk, tüm ekiplerimiz seferber oldu. Sizlere güzel bir gün geçirtebilmek için hazırlıklar tamam. Halkımız şehir dışından gelecek misafirlerimizi ve onur konuklarımızı, öğretmenlerimizi bekliyoruz dedi. Bütün belediye ekipleri burada. Yardımcı destek gruplarımız burada. Allah razı olsun hepsi de canla başla yarın misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve onlara hamsi tattırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Başkan yardımcılarımız burada, müdürlerimiz burada. Alanı hazırlıyoruz. İnşallah yarın hava da güzel olur ve güzel bir gün geçiririz. Bir taraftan sanatçının sahnesi kuruluyor. Onlar da geldiler. Tüm hazırlıklarımız şu anda hazır vaziyette. Öğretmenlerimiz bizim için çok önemli. Onlar burada onun konuğumuz olacak. Protokolü buraya alacağız. Emekli öğretmenlerimiz de ilçemini, eğitim müdürlüğü protokollerimiz de burada olacaklar. Onlara biz belediye olarak ikram edeceğiz. Onlarca derneğe mangal dağıttık, hamsi dağıttık. Ekmek, elma, soğan, su, her şeyi dağıttık. Ve onlar da bugünden hamsilerini aldılar, ayıklamaya başladılar. Yarın sabah hazırlıyorlar. Mangalların başına geldiğinde hamsi pişirmeye hazır hale gelmiş olacak. Tüm çalışmalarımız iyi noktada gidiyor. Ben hamsi konusunda Ereğli'nin iddialı olduğunu her zaman ifade ediyorum. Bu sefer de
Hapsivak doğal aşı olarak lanse etmeye çalışıyoruz. Yahut inşallah burada büyük bir eğlence olacak. Hapsili pilav yarışması, hapsili yemeklerin yarışması, altın ödülleri, aynı zamanda horon olayları var. Karadeniz kemençesi yine burada olacak. Sanatçımız Resul Gündar sahne alacak. Kemençeler, horon tepenler, yara burası hamsi balığının dumanlarıyla birlikte büyük bir coşkuya sahip olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kolay gelsin. Karabük'te hijyen malzemesinin yanı sıra kitaplık ve çalışma masası üretimine de başlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kente kütüphanesiz okul kalmaması için yoğun çalışma yürütüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan kütüphanesiz okul kalmayacak projesi kapsamında Karabük'teki 54 okula yıl sonuna kadar kütüphane yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda çalışmalara başlayan Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri ve Mobilya İç Mekan Tasarımı öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde kütüphaneler için gerekli olan kitaplık çalışma masasıyla bu ürünlerin metal ve ahşap aksamlarını üretiyor. Okulda aldıkları teorik eğitimleri atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler mesleki tecrübe edinirken harçlıklarını da kazanıyor. Şu anda meslek lisemizde, ahşap atölyesinde, metal atölyemizde çalışmalar başladı. İnşallah önümüzdeki haftada 10 tane okulumuzun kütüphanesini okullarımıza teslim edeceğiz. Onun dışında şunu da ifade etmek istiyorum. Bakanlığımızın göndermiş olduğu ciddi bir ödenek var. Kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında. Fakat biz yine de Karabük'teki hayırseverlerimize bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Okullarımızda kütüphane yaptırmak isteyen hayırseverlerimiz eğer bizle irtibata geçerlerse okullarımızda kütüphane yaptıklarında hayırseverlerimizin isimlerini oraya vermek istiyoruz. Bu noktada da hayırseverlerimizden destek bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın Kütüphanesiz Okulumuz Kalmasın projesi kapsamında Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak metal teknolojileri ve mobilya iç mekan tasarımı alanlarımızda kütüphane üretimi için çalışmalarımıza başladık. Alan şeflerimiz, atölye şeflerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz döner sermaye kapsamında malzeme temini yaptılar ve üretime başladılar. Karabük genelinde 54 okulumuzda kütüphanemiz yoktu. Bu proje kapsamında Karabük ilimizdeki 54 okulumuza kütüphane kazandırmış olacağız. Karabük'ümüzde bulunan okullarımızda eksik olan kütüphane dolaplarının yapımıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirildik. Bu görev kapsamında 216 adet kütüphane dolabı, yonca masa yapımıyla ilgili işe başladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatı doğrultusunda bu işlere devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla beraber bu işi yürütüyoruz. Burada kütüphane için yardım ediyoruz. Hem harçlığımızı alıp annemize, babamıza yardım ediyoruz. Kütüphane rafları ile ilgili bir proje var. Onunla çalışıyoruz. Hem daha çok tecrübe kazanıyorum. Hem de arkadaşlarımın yardımıyla beraber öğreniyoruz her şeyi. Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta AK Parti Genel Merkez Arge ve Eğitim Başkanlığı'nca düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okul Eğitim Programı başladı. Bolu'da Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki konferans salonunda gerçekleştirilen programa AK Partili Başkanı Suat Güner, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücüer, İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağlı, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı. Programda konuşan İl Başkanı Güner, "Buradan alacağımız her şey yarın bizim kullanacağımız önemli argümanlar olacaktır." dedi. Çünkü birbirinden kıymetli akademisyenler, iletişim uzmanları, siyaset bilimciler ve alanında uzman yarın bizim sahada karşımıza çıkabilecek. Çünkü biz her birimiz bir teşkilat mensubuyuz ve bilmek zorunda olduğumuz her konuyla alakalı inanıyorum ki burada her bilgilendirmeyi alacağız. Buradan alacağımız her şey yarın bizim sahada da kullanacağımız önemli argümanlar olacaktır. Düzce'de Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim programına İl ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı. Programın açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, 2001'de çıktıkları yola Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde durmadan ve yılmadan devam ettiklerini söyledi. İşte bu programın
hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin. Biz öyle bir teşkilatın mensuplarıyız ki gururu, kibiri ayaklarımızın altına alıp insanlara tepeden bakmayıp Sayın Cumhurbaşkanımıza layık olmak için çalışan bir teşkilatız. Biz her dertliyle dertlenen, elinden tutan yok mu, sesini duyan yok mu diyen herkesi elinden tutan, sesini duyan bir teşkilatız. İnşallah Allah nasip ederse, ömrümüz varsa göreceğiz. 2023 yılında Düzce'de sandıklar patlayacak. Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasında düzenlenen programa il ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı. AK Parti Başkanı Zeki Tosun programda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni zafere koşarken milletin huzur ve refahına kastedenlere inat, teşkilatlarının daha dik ve azimli şekilde çalışmalarına devam etmesi gerektiğini söyledi. Eğitim programında teşkilat üyelerine çeşitli konularda bilgilendirme yapılacak. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesini 2021 yılının 10 ayında 412.848 turist ziyaret etti. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçeyi yerli ve yabancı olmak üzere 412.848 kişi ziyaret etti. Zamanda yolculuk yapmak isteyen vatandaşların tercihi olan ilçede artan turist sayısı esnafı da sevindirdi. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Erdinç Sezer yaptığı açıklamada pandemi süreci içerisinde gerçekleşen kapanmalarda en çok etkilenen sektörlerden birinin turizm olduğunu belirtti. 2021 yılındaki turizmden Safranbolu'da oldukça memnunuz. Beklediğimizin üstünde bir misafir ağırladık diyebiliriz. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği de oldukça faal olarak çalışmalarına devam ediyor. Fransa ve Kanada pazarından misafirler ağırlamak üzere biz burada bir info gezisi düzenledik. Oradan turist getiren, özellikle trekking yapacak olan firmalarla görüşmelerimiz oldu. Satışa başlamışlar. Biz çok sevindik. Safranbolu, Eflan arasındaki katır yolu, işte Safranbolu, Bulak Mağarası yolu üzerindeki patikalarda insanların bizim çok belki farkında olmadığımız ama Avrupalı'nın ya da işte Kanadalı misafirlerin gelip gezdiklerinde çok etkilenecekleri parkurlar olduğunu söylediler. Bu tabii bizi çok mutlu etti. Çünkü bu bahsettiğim ülkeler, özellikle Kanada, bizim burada hiç ağırlamadığımız bir pazar. Biz de başarılı olduğumuz her projenin arkasından bir yenisini daha yapmak için kendimizde güç buluyoruz böyle olduğu zaman. Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz İki Yurdun Tepe Kayak Merkezi'nde hazırlıklar büyük oranda tamamlanırken yeni sezon için tek eksiğin kara olduğu belirtildi. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor. Kış tatilini Yurduntepe'de geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 2000 metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmez Işık, güzel bir sezon geçirmeyi ümit ettiklerini söyledi. Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Bu sezon hareketli bir sezon bekliyoruz. İki sezondur pandemiyle mücadele kapsamında misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Yine bu sezonda pandemi kurallarına göre testimizi düzenleyeceğiz, gerekli önlemleri alacağız ve misafirlerimizi bu güzel doğada, bu güzel tesislerde en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu yıl testimizde bazı değişiklikler yaptık. Bizim pist güzergahımızda gerek iniş gerek biniş kısımlarında farklı etaplar halinde yeni ilave alanlar inşa ettik.
Yine ayrıca bir kızak için, çünkü kızağa da büyük rağbet var. Çocuklar çok eğleniyor kızakta. Bir kızak pisti yaptık. Yine ziyaretçilerimizin, misafirlerimizin çok istediği yöresel ürün pazarı, yöresel ürün marketi ya da işte diğer ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir market inşa ediyoruz. Onu da sezona yetiştireceğiz. Bu yıl hareketli, gayet güzel bir sezon olacağını düşünüyoruz. Merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar deprem riskine karşı binaların uygun zemin koşulunda yapılması çağrısında bulundu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, Düzce'de yaşanan depremin diğer sarsıntılardan farklı olarak ayrı bir kolda, yukarıda daha kısa kolda meydana gelmiş göründüğünü söyledi. Bu depremler, bu boyuttaki depremler bize açıkçası beklemiş olduğumuz büyük, büyük deprem için, özellikle Marmara Denizi çevresindeki büyük deprem için bir uyarıcı niteliğinde, kendini hatırlatma niteliğinde bir durum. Bu ölçekteki depremler bir, aynı zamanda da bize bir uyarıcı olması bakımından bir şans olarak da sayabiliriz. Biraz yapı tarzımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yatay mimari diyoruz ama zemine göre mimari diyelim biz ona. Yumuşak zeminlerde yüksek yapı yapmak doğru değil, uygun değil. Kayalık zeminlerde yüksek yapılar daha uygun yapı tarzı. Buna dikkat etmemiz lazım. Türkiye'de çayın başkenti olarak adlandırılan Rize'de kafe ve çay ocaklarında tüketilen çay vatandaşların hem elini hem de cebini yakıyor. İl genelinde 49.960 hektarlık alana yayılan çay, Rizelilerin geçim kaynağı olmakla beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de en çok tüketilen sıcak içecekler arasında yer alıyor. Yıllık ortalama 1 milyonu aşkın yaş çay karşılığında üretilen 300 bin tona yakın kuru çay, Rize'den tüm Türkiye'ye yayılıyor. Buna rağmen Rizeliler çay ocaklarına 2 liradan başlayan bir bardak çayı kafelerde neredeyse 10 lirayı bulan fiyatlardan içebiliyor. Bu durumsa Rizelileri fazlasıyla rahatsız ediyor. Çay fiyatları pahalı. Rize'de çayın daha ucuz olması gerekirken daha pahalı olması çok saçma. Çok güzel bir yere ya parmak bastınız. Hiçbir yerde çay fiyatı Rize standartlarına uygun değil. Ben neden bir misafirimle Rize merkezde oturup da bir çaya 5 lira, ki bu en ucuzu, 7 lira vereceğim? Ben buna karşıyım. Tepki gösteriyorum. Rize merkezdeki hemen hemen hiçbir mekana gidip çay içmiyorum. Kafeterya sahipleri her ne kadar kiralardan dert yansa da tüketiciler en çok tüketilen ürün olduğu için çay fiyatının suistimal edildiğini düşünüyor. Kafedeki çay fiyatları gerçekten çok pahalı. Normal bir, hani Rize'de ben de öğrenciyim şu an. Bir öğrencinin gidip de oturacağı kafe yok. Çay da pahalı. Hem de aşırı pahalı. Çok gereksiz pahalılar. Yani sonuçta çay hani memleketinde yaşıyoruz. 6-7 lira ödemek, ne bileyim, komik. Yani aslında mantıken daha ucuz olması gerekiyor. Çünkü bir şeyin üretildiği şehirde aslında maliyet, hani en azından taşıma giderleri falan yok. Nakliye gibi sıkıntılar olmaz. Daha uygun olması gerekiyor aslında. Katılıyorum bir Rizeli olarak. Yani çayın yerinde çay uygun olması lazım. Fiyatları hani uç liradan tut 5 liraya kadar çay fiyatı vardı yani. Yani durum pek iyiye gitmiyor yani. Çayın başkentinde bile çay 6,5 liraya içiyoruz bir kafede. En ucuz bulabildiğim yer 3 lira, 4 lira, 5 liradan başlıyor sahile çıktığınızda. Bence bu dünyanın en gereksiz muhabbeti. Demlik çay söylüyoruz 40 lira. Niye burada çayın en güzelini en ucuza içmeyeyim ki? Benim atıyorum Ankara'da, Edirne'de içtiğim çaydan bir farkı yok. Bari farklı olsun ki verdiğim paraya değdi diyebileyim. Ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet, evlenecekler, evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı.
Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları, yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobile Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobile Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazların son 10 yılının incelendiği raporun Aralık ayında yapılacak olağan idari ve mali genel kurulda açıklanacağını söyledi. Mali ve idari genel kurul tarihimizi Sayın Genel Sekreterimiz açıkladı. O tarihte bütün genel kurul üyelerimizi ne olursa olsun oraya bekliyoruz. Şimdi sosyal medyada bizim de karşımıza çıkmış bir başkan adayı var. Adam yazıyor, çiziyor, yazıyor, çiziyor. Ama Sayın Tevfik Yaman Türk'ü mazeret göstererek buraya gelmiyor. E kardeşim ben sana nasıl cevap vereceğim? Ben Twitter çocuğu değilim. Sosyal medyadan anlamam. Yazıyorsun, haberi suçluyorsun. Aa, bir de baktım ki son iki gün içerisinde arkadaşımız tamamen mevcut eski yönetimi destekleyip bizi suçlayan bir pozisyona girmiş. Olabilir. İyi de daha evvel niye böyle dedin? Ne oldu sana? Ha, buradan bir şey var ki siz ne derseniz deyin. Açıp okursanız sosyal medyayı birisine görebilirsiniz Sayın Başkan, Fikret Orman Beyefendi. Kimlerin ne yazdığını, ne ettiğini hepsini oradan görürsünüz. Sonuç itibariyle kendisiyle çok daha fazla bir sıkıntılı süreç yaşamak istemediğimi buradan söylüyorum. Birlik ve beraberliği hepimizi davet ediyorum. Çünkü Mali ve İdari Genel Kurulumuzda gereken hepinizin beklemiş olduğu rapor açıklanacaktır. Onun içerisinde ne varsa gereği zaten yapılacaktır. Bu raporu buradan açıkça söylüyorum. Ben bile görmedim. Görmek de istemiyorum. Hiçbir şekilde de müdahale etmek istemiyorum. Adaletsizlik içerisinde olmak istemiyorum. Vicdanımdan dolayı sessiz kalmaya devam edeceğim. Belki raporun hepsinden ben bile suçlu çıkacağım. Varsa hesabını girip vereceğim. Herkes verecek ama arkadaş, herkes. Artık bundan sonra hesabı herkes verecek. Varsa atan ben de vereceğim. Karabük Cengiz Ünal Amatör Ligi bugün 5000 Evler Stadında oynanan Bulak Spor Ovacık Gençlik Spor maçıyla start aldı. Bulak Spor Ovacık Gençlik Spor'u 4-1 mağlup etti. Vallahi lige biz daha önce sezona başladık. İşte yeni transferler, takıma uyumlarla birlikte inşallah bu sezon playoff, daha sonra da hedefimiz şampiyonluk tabii. Ya yarışta biz de varız demek istiyoruz. Bunun için tabii ki bazı zorluklar var maddi olarak. Kulüplere verilmeyen destekler de var. İnşallah bunları da aşarsak daha iyi yerlere geleceğiz. Gördüğünüz gibi amatörde de biraz maçlar hakemlerle dolayı, futbolcuların gereksiz tepkileriyle fazla uzuyor. Bir de olaylar çığırından çıkıyor. Bunların düzelmesini istiyoruz yani. Aynısını ben Yaylacık Spor'da yaşadım. Şampiyon olduğum sene ben hocaydım. Yine bala çıktık, yine maddi imkansızlar sebebiyle maalesef 7-8 maç sonra Yaylacık Spor'da çekilmek zorunda kaldı. Bu Karabük'ün futboldaki, ne diyeyim ben, artık mağduriyeti tabii ki yeterli sponsorlar da olmadığı için gerekli takımlar gerekli yerlere çıkamıyor. İnşallah daha iyi destekler verilirse daha iyi yerlere gelirler takımlar. Ligimiz hayırlı uğurlu olsun. İlk maç. Hatalarımızı düzelteceğiz inşallah. Bu şekilde ligimizin hayırlı, uğurlu, kazasız, sakatsız, belasız bir lig olması dileğiyle inşallah. Pandemi 2 sene bekledik. Hayırlısı uğurlusu olsun inşallah. Biz öğrencilere bir şey katabilelim, biraz spor yapalım. Şampiyonluk gibi bir amacımız da yok. Lige renk katalım yeter bizim için. 2021-2022 Cengiz Ünal ligimizi bugün Ovacık Gençlik Bulak Spor maçıyla başlattık. Start aldık. Bulak Spor takımımız Ovacık Gençlik Spor'u 4-1 yendi. Biz de
lisansları yetiştirmek için gece 2.30'a kadar Futbol Federasyonu'ndaki arkadaşlarımızla beraber sabahleyin 5'te geldik. Bugün lisans dağıtımlarını yaptık. İlk maçımızı da başlattık, start aldık. İnşallah Cengiz Ünal Ligimiz tüm takımlarımıza hayırlı olur. Kazasız belasız bir lig olur. 19 takımla kuramızı çektik. 2 takımımızın çekilmesiyle 17'ye düştü. Bir grup 10'lu, bir grup 7'li kaldı. Ligimizden 2 takım ayrılmıştır. Karabükköy Spor ve Kayabası Spor. İşte 7'li olan yerde takımlarımızın bazı dezavantajları olacak. Bir hafta oynayacaklar, bir hafta oynamayacaklar. Ama inşallah her şey hayırlı olur. Karabük'ün ismini güzelce bu sene duyururuz. Bal Ligi'ne bir takım çıkartırız. Bizler de mutlu oluruz. Herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitileri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. BRT ve ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Pazartesi günü aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar.